Mutlu Oblast'tan herkese mutlu günler. Ulaş Özdemir'le beraberiz bugün. Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Ulaş, nasılsın? Hoş geldin. İyiyim Çiğdem. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyi. Muhteşem bir manzara yine Ulaş. İçim açılıyor yani seninle yayın yaparken. Eyvallah. Bekleriz her zaman Çiğdem. Buyurun. Nerede? Köyde misin şu anda? Evet. Yani köy sayılır. Biraz şehirden daha yukarıda bir yerdeyiz. Çok güzel. Ama tabii burada... O temiz kokuyu hissedebildim yani. O iç acıcı, ferahlığı, temiz kokuyu gerçekten doğa kokusunu hissedebildim. Tadını çıkart. Zaten her gün çıkartıyorsun. Ne mutlu sana. Eyvallah da burada aşağı yukarı takım izne çıktığı günden beri güneş açmıyor. Az önce sana dediğim gibi sanırım yörüngeden çıktı Trabzon. Ya da güneş sisteminden bilmiyorum yani. Ulaş, başlayalım. Nereden başlayalım? Abdullah Avcı'nın açıklamaları var. Şampiyonluk özel sayısına açıklamalar yaptı. Biraz izleyen sayısı da yoğunlaşır, biz o kısmı da konuşurken transfere devlete değineceğiz. Yani ilk hedef kupa diyor, sonra da Şampiyonlar Ligi diyor. Hedeflerini bir bir belli etti. Neresinden başlamak istersin? Sözü sana vereyim. Hedef koymak zaten hani bir teknik adamın kendine olan özgüvenini ortaya koyuyor bence. Kendini de sürekli yenilediğin zaman Çiğdem, hani dünyadaki bu oyuna yönelik gelişmeleri iyi takip ettiğinde, kendi çapında hani sen de bir şeyler oyuna katmaya çalıştığında ve doğru bir transfer politikası da uyguladığında ve oyuncularla beraber iyi bir aile ortamı oluşturduğunda bir lider, bir baba olarak diyelim, daha doğru bir tanım olabilir, başarılı oluyorsun. Zaten Türkiye'de çok zorlamamak lazım bu işleri. Hani başarının anahtarı belli. Ligin bug'ını bilirsin. Ona göre bir oyuncu profili oluşturursun. Ona göre oyuncuları transfer edersin. Takımında mevcut kadrodaki oyuncularla, dışarıdan transfer ettiğin oyuncularla beraber bir takım oluşturursun. Bir aile ortamı oluşturursun. Başarılı olursun. Çok aslında zorlamaya gerek yok. Nedir bu Türkiye'de? İşte fiziksel gücü iyi olan, temposu iyi olan, oyun zekası yeterli düzeyde olan, oyun bilgisi iyi olan oyuncularla bir kurulu takımın olduğunda, eğer de iyi de bir teknik direktörsen zaten alıp yürüyorsun. İşte Trabzonspor'un 1,5 sene üzerinde başardığı buydu aslında. Çok aman aman olağanüstü bir şey yapmaya gerek yokmuş. Yani sürekli transfer yaparak sürekli sağ dışı faktörleri sağ içine çekmeye çalışıp başarısızlığı örterek elbette bunlar da birer etken olabilir zaman zaman, doğrudur. Trabzonspor çok yaşadı bunları. Ama dediğim gibi oradan kendini kurtardığın anda, tamamen sahaya odaklandığında yani güzel de bir politika yakaladığında, iyi bir strateji oluşturduğunda bir sürü denklemi var, ama özet olarak bu başlıkları verebilirim. Şimdi hedef koyuyorsun yeniden. O hedef Süper Kupa'yı alıp İstanbul'dan Trabzon'a dönmek. Sonra 5 Ağustos'ta başlayacak lige start vermek. Ardından da 16 ya da 17 Ağustos'ta belli olacak rakibine göre Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında playoff'a çıkmak. Bu hedefleri koyduğunuz zaman oyuncuları da doğru motive edebiliyorsunuz. Çünkü biraz böyle şey gibi bakıyor Abdullah Avcı. Maç maç bakıyor aslında her şeye. Burada da hedef hedef bakıyor. Ama şöyle bir durum oldu mesela geçen sene Çiğdem. Trabzonspor bence Türkiye Kupası'nın da en büyük adayıydı. Yani belki hani Süper Kupa'yı alırsa 3 sezonlu bir kupayla sezonu finalize etmiş olacaktı. 76-77 sezonundan sonra. Daha önceden de aldı ama onların içinde yanılmıyorsam Türkiye Kupası yoktu. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası, bir de yani lig şampiyonluğu vardı. Orada en büyük hedefi gerçekleştirdiniz, şampiyon oldunuz ve başka bir hedefe oyuncuları yeniden motive etmek çok kolay olmuyor. Zaten fiziksel anlamda da takım biraz mental anlamda da aşağıya doğru gitmişti. Şimdi yeni hedeflere doğru takımı motive etmeye çalışıyor. Sadece takımı değil, bence camiayı da motive ediyor şu anda. İlk hedefimiz Süper Kupa diyor. Ondan sonrasına hep beraber bakacağız diyor. Bu güzel bir şey bence. Hem sağ içini hem sağ dışını bir akılla yönetmek. Yani bu tip teknik direktörlere de has bir özellik. Evet. Bence başarılı şu an için.
Transferde nasıl peki gidişat Ulaş? Seninle hani sezon değerlendirmesi yaptık. Transferleri de konuşmuştuk. Gelinen noktada evet hala ihtiyaçlar var. Yazılan çizilen yerler var ama şu ana kadar yapılanlar zaten şampiyon olmuş bir oturmuş kadrodan bahsediyorum ama belli yerlerde bir nokta atışı ihtiyaçlar vardı. Ne kadarı tamamlandı? Bence %60'ı. Yani bir sağ bek Larsen kalitesi belli tartışmıyoruz. Bir sol bek ki Trabzonspor'un uzun yıllardır özellikle de bu sezon çok sıkıntı yaşadığı yerlerden bir tanesiydi. Yanılmıyorsam bu sezon 8 sol bek denendi orada. Ve şu anda net bir sol bek aldı artık Trabzonspor. Genç, 21 yaşında iyi de bir yatırım yaptı. Bence Abdullah Avcı tedrisatında eğer iyi bir gelişim gösterirse Trabzonspor gelecek sezonlar üzerinde iyi de bir para kazanabilir transferinde. Onu söyleyeyim. Ben Eren Elmalı'dan oldukça ümitliyim bu anlamda. Dansville'le yeniden bir sözleşme yenilendi ki olması gerekirdi. Biraz maliyeti tartışılsa da bence doğru bir transfer. Trezeguet yani Bakame gittikten sonra o bölgeyi doldurabileceğiniz en önemli oyunculardan bir tanesi Kasımpaşa, Başakşehir ve bugün Trabzonspor. Kalitesini tartışmaya gerek yok. Ama hani Trabzonspor Visca'yı satın aldığı zaman devre arasında Abdullah Avcı güzel bir şey söylemişti. Biz onun savunma yönünü de satın aldık demişti. Trezeguet de böyle bir oyuncu. Onun savunma yönünü de satın alan bir kanat oyuncusunu transfer etti Trabzonspor. Doğucan, Aspolat o da yine aynı Eren gibi. Hiç Eren seviyesinde olmasa dahi gelişime açık genç bir oyuncu bence. Trabzonspor'a yani rotasyonda da olsa bence önemli katkılar sağlayacak gelecek dönem için ümitliyim ondan onu söyleyebilirim. Trabzonspor'un şu anda ihtiyacı olan en önemli transferlerden bir tanesi şu sevgili Çiğdem. Bence bir 6 numara, bir sağ stoper ve de yani iki kanadı yedekleyebilecek, yani iki kanatta da oynayabilecek bir oyuncu. Ama şu an için bütün motivasyon sağ stoperde. Şu ana kadar gidilen isimlerin hiçbir tanesi olmadı maalesef. Burada biraz planlamada hata olduğunu ben düşünüyorum ki Edgar sakatlandıktan sonra hani önünde bir 3-4 aylık bir süreç vardı yanılmıyorsam. Hani o süre zarfında takımların satmayı düşündüğü kadrosunda düşünmediği oyuncular da yönelinebilir. Ya da bonservisiyle satın alınabilecek, doğru bir yatırım yapılabilecek bir oyuncuyu listeye yazılabilir. Kiralık olarak tercih edilecekse o olabilir. Ya da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyunculara yönelilebilirdi. Biraz burada o işte o şampiyonluğun vermiş olduğu ne diyelim tırnak içi o hengame bir anlamda hani transfer konusunu da biraz özellikle sağ stoper konusunda söylüyorum. Biraz böyle ertelemiş gibi oldular ve şu anda alamıyorsun, bulamıyorsun. Gündemde olan hiçbir isim şu an için olmuyor. Tabii Abdullah Avcı da Biraz geç kalınmadı mı? Bir virgül koyarsam şimdi izleyenler de aramıza katılıyorlar. Enes demiş evet. ki bir tane stoper almak bu kadar mı zor Ulaş abi diyor. 9 gün kaldı Süper Kupa'ya hala stoper yok demiş. Metehan Günaydın da bir stoperle anlaştığımız söyleniyor ama nedense ismi gizleniyor. İşte bu konuda bir bilginiz var mı? Tuan Zebe mi? Vestergaard mı? Ya da başka bir stoper mi? Teşekkür ederim demiş. Geç kalındığını düşünüyor musun? Çünkü herkes nedense demeyeceğim. Zaten sebeplerini yani izleyenler de yazıyorlar. Çok az bir vakit kaldı. Önemli bir mücadele. Yeni sezon başlıyor. İlgi vardır mutlaka ama hangi oyuncular üzerine yoğunlaşmış? Ne dersin? Yok. Yani şu anda anlaşılan bir sağ stoper yok. Öyle mi? Hiç temas yok mu Yok. peki? Temas var ama hani şu an için atıyorum belki daha önce ismi gündeme gelmiş olmamış ama tekrar yeniden gündeme getirilen ve yeniden buna gidelim denilen bir iki isim oluyor. Ama dediğim gibi bir maliyet, iki oyuncunun Trabzon'a gelme isteği. Bu önemli çünkü. Şampiyon olsanız da, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olsanız da nihayetinde bazı oyuncular hani şehre biraz daha önem gösteriyorlar. Hani ailesi de varsa, evliyse, çocukları varsa, onların eğitim durumu şu bu falan ya da eşinin o şehirde yaşayıp yaşamama istekleri gibi gibi birçok sebep oluyor ve dolayısıyla olmuyor birçok transfer.
Ama dediğim gibi Trabzonspor yani stoper, sağ stopere iyi bir yatırım yapacak gibi duruyor şu an için. Çünkü geç kalındığı için artık o kendine göre hesapladığı bir matematiksel bütçe sağ stoperde işlemeyecek gibi duruyor. Orada biraz bütçeyi aşacak, kendi açısından belirlediği bütçeyi aşacak ve ona göre sağ stoperi alıp yani hiç olmasa kampın son dönemine doğru dahi dahil etse bence büyük bir işi görmüş olacak. Burada önemli olan şey çok da dediğim gibi Çiğdem zorlamamak lazım bazı şeyleri. Yani olmuyorsa belli bir süre mevcut kadrondaki yani transfer döneminin bitmesine daha 7 Eylül değil mi tarih olarak Evet. öyle. Ulaş Özdemir dondu sanırım arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Geldi mi? Geldi evet. Aha, geldi. Yani hani idare edilebilir ama şöyle idare edilebilir. İşte Grealish tarzı bir oyuncuyu stoperlerin önüne koyarsan bir 6 numara olarak yani arkadaki stoperlerin de bence çok anlamı kalmıyor artık. Onu söyleyeyim. Yani o tarz bir oyuncunun orada olması sizin savunma hattınızda ciddi anlamda o dörtlüyü çok rahatlatır. Grealish tarzı bir oyuncudan bahsediyorum. Trabzonspor'un böyle bir oyuncuya ihtiyacı var bence. Bas bas bağırıyor çünkü. Çünkü net 6, net 8 oyuncularla Trabzonspor bezenmiş ama işte oyunu iki yönlü oynayabilecek bir 6'nın orada olması bir sol bek kadar, bir sağ bek kadar, bir sağ stoper kadar önemli bence. Trabzonspor'un çünkü hani hazırlık maçları belki ölçü olmayabilir bunun için ama hani benim izlediğim kadarıyla orta sahası hala yumuşak karnı gibi duruyor. Bence oraya da net bir transfer lazım. Bir de Hamşik'in yokluğunda da ki yaşı ilerledi, sakatlandığında Allah göstermesin ya da fiziksel anlamda güç kaybettiğinde Hamşik'in de yerini doldurabilecek bir oyuncu oraya lazım. Bir de Hamşik artık yaşı itibariyle 11-12 kilometreleri maç başı koşması onu dediğim gibi yani sakatlık riskini de artırırsınız. Ama hala Hamşik'i çok koşturduğumuzu ben görüyorum hazırlık maçlarında. Haliyle yanına böyle bir oyuncu aldığınızda hem Hamşik'i rahatlatacaksınız hem savunmayı rahatlatacaksınız. Aynı zamanda da hücum gücünüze güç katmış olacaksınız. Bu önemli ama genel anlamda baktığımızda Trabzonspor'un kadrosu şu haliyle ligde çok rahat yarışabilecek bir takım. Peki ulaşıp mevkileri konuştuk. Yani mutlaka temas vardır. Yani henüz sonuçlanmış bir şey yok anladığım kadarıyla. Yani saymış olduğum mevkilerde. O listeleri biraz paylaşabilir misin duyumlarını? Mesela stoper için kimlerle konuşuyor? Orta saha ihtiyacı dedin. Farklı mevkileri de konuştuk. Var mı böyle bizimle paylaşabileceğin oyuncular? En azından şunlarla görüşme halinde dediğin. Ben Grealish'le başlayayım istersen. Çünkü Tamam, lütfen. son günlerde çok manipüle ediliyor bu konu. Hani özellikle Galatasaraylı bazı yazarlar ve yorumcular tarafından işte Trabzonspor devreye girdi falan filan. Yok öyle bir şey yok. Yani Menajeri Grealish. imza parasını arttırdı şeklinde bu sabah Aspor'da haberler okudum. Evet. Yani sonuçta sizin daha hocanız belli değil. Yani Galatasaray için konuşuyor. Sizin daha başkanınız belli değil. Yani orada bir deyim yerindeyse tırnak içinde bir kaos ortamı var. Şimdi böyle bir kaos ortamında hazırlayacağınız bir transfer listesinin bir önemi yok. Ben böyle bir liste olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü yeni bir hoca bulacaksınız. Belki o hazırlamış olduğunuz transfer listesini yırtıp atacak ve kendi kafasındaki plana göre bir oyuncu listesi hazırlayıp size verecek. Ama Trabzonspor'da zaten Grealish'in sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan bir tanesi olduğu için ve o altıya da ihtiyacı olduğu için scout ekibi, izleme ve değerlendirme komitesini zaten listeye yazdığı bir oyuncuydu. Daha sezon bitmeden. Ki Trabzonspor biliyorsun sevgili Çiğdem, hani Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte daha sezon bitmeden bu tip organizasyonlara hemen başladı. Geçen sene bunu gördük. Bu sezon işte yine hani hiç olmasa 4-5 transferde bunu gerçekleştirdi. Grealish de bunlardan bir tanesiydi. Ha gitti Trabzonspor anlaşamadı. Olmadı. Ya olmayan bir transferi Trabzonspor bir daha niye zorlasın? Hani oyuncunun şu andaki marketing değeri yanılmıyorsam 16-17 milyon eurolar civarında. Yani böyle bir oyuncuyu hani serbest kaldığı anda da çok uygun maliyetleri alamıyorsun. Dolayısıyla Trabzonspor çekildi buradan. Çok da zorladı bakın. Daha Galatasaray devrede olmadan Trabzonspor zaten bu transferi çok zorladı. Almak için uğraştı ve olmadı ve kapattı. O defter şu anda kapandı. Yani orada
gerçekleştirilmeyen bir transferin ya da başarısızlıkla sonuçlanmaya doğru giden bir transferin sebebini Trabzonspor'a kimse bağlamasın. Böyle bir şey yok. Bu bir doğru olmayan bir şey ve bence bir manipülasyon yapıyorlar. Çünkü önemli bir oyuncu. Keşke Trabzonspor alsaydı, alamadı. Galatasaray yani başarabiliyorsa alsın abi. Trabzonspor'dan daha fazla bir bütçeye sahip. Trabzonspor'dan daha fazla parası var. Trabzonspor'un bir verdiği yerde 2,5 verebilecek Güste şu anda Galatasaray. Versin alsın abi. Bunu getirip de Trabzonspor'a bağlamanın bir anlamı yok. Bu birinci nokta. İki, Trabzonspor şu ana kadar transfer listesinin ilk sırasında olan 3 oyuncuyu aldı zaten. Yani Trezeguet, Larsen ve Eren Elmalı. Sağ stoper konusunda ilk sıraya koyduğu isimlerin hiçbir tanesini alamadı. İlk 5'i alamadı şu anda. 6-7 diye devam ediyor. Hatta benim bildiğim Abdullah Avcı, hani Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine geldi. Allah rahmet eylesin. Buradan da başsağlığı dileyelim. Türkiye'ye geldi ve Türkiye'de hemen o işte cenaze işlerini falan hallettikten sonra yeniden bu sağ stoper arayışlarına devam ediyor. Kolay değil. Şu ana kadar gidilenler alınamadığına göre bundan sonrasında sorular için bunu yapmak zorunda Trabzonspor. Ama o zaman da şöyle oluyor Çiğdem. Diyelim bir profil koyuyorsunuz. İşte savunma yönü güçlü, hava hakimiyeti iyi, geriden oyun kurabilen, bloklar arasında pas atabilen, oyun bilgisi, oyun zekası, işte ne bileyim bekin özelliği de olan, bekin kademesini de giren bir sürü şey var burada. Stoperler için geçerli. Madde var. İşte burada profiller düşmeye başlıyor yavaş. Yani ilkten 3'e 4'e 5'e 6'ya gittiğiniz zaman o profil düşüyor. Hani %50'si, %60'ı, %70'ini tamamlasın yetere geliyor iş. Bu yeter mi Trabzonspor için? Dediğim gibi öndeki oyuncu önemli. Eğer oraya o tarz bir oyuncuyu aldığında bu iş biter. Evet. Sağ ve sol kanadı yedekleyecek bir oyuncudan bahsettik. Hani bu ben yerli bir oyuncuyu tercih edeceklerini düşünürken Jovic gündeme gelmiş. 19 yaşında Partizan'da oynayan. İşte Diabate'yi de oraya verdi Trabzonspor biliyorsunuz. Ama şu an için o oyuncuyu satmayı düşünmediğini söyledi Partizan kulübü. Haliyle de hani Trabzonspor'da eğer böyle bir satış düşünceniz varsa hani ilk tercih biz olalım diye de bir not iletti kulübe. Şu an için ortada dolaşan profillerde net olan bir durum olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Ancak Uğurcan, Bakasetas, Ömür hala tartışılıyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben Uğurcan'ın bir transfer yapacağını düşünmüyorum bu saatten sonra. Var mı teklif? Bence hangi seviyede? Gelenler var ama Trabzonspor'un istediği ve oyuncunun da istediği düzeyde değil. Uğurcan'ın da istediği düzeyde değil. Dolayısıyla ben hani ileride gelebilir. Ona bir şey diyemem. Bir Şampiyonlar Ligi performansı Uğurcan için başka bir seviyeye götürebilir bütçeyi. Ona bir şey diyemem ama benim yani hissiyatım geçen bilmiyorum seninle Aspor yayınında mı konuştum. Takımda kalacağı yönünde. Peki. Takımda kalacağı yönünde. Canin'in de bir geri sayım var herhalde. Orada Trabzonspor sözleşmesini uzatmak istiyor. Hatta Avusturya kampında bir görüşme yapılacakmış bilmiyorum. Yapıldı mı, sen hakimsin tabii o konuya. Bu hafta içerisinde şeklinde bilgiler var. Oyuncu ne düşünüyor? Trabzonspor ne düşünüyor? Başladı mı görüşmeler? Şöyle tabii burada biraz sevgili Çiğdem maaş olayı, maaş bütçesi biraz Trabzonspor bu sezon onu bozdu. Yani çok dengeli götürdüğü bir maaş bütçesini bozdu. Dolayısıyla burada daha önceden sözleşme yapmış oyuncular eğer sözleşme uzatmak istiyorsan, yenilemek istiyorsan haliyle o bütçelere yakın, o maaş oranlarına yakın paralar istiyorlar artık. Canini'de de böyle bir durum var şu anda. Yanılmıyorsam 1.400.000 ya da 1.500.000 euro alıyor senelik. Yani nereden baksan 2'ye yakın seviyelerde artı bonuslarla beraber bir para isteyecektir. Trabzonspor Canini'yi gerçekten istiyor mu? Evet, bu sezonun başında yani şampiyonluk sezonunun başında Abdullah Avcı göndermedi ve takımda kalması gerektiğini söyledi ve Canini de buna evet dedi. Sezon sonu gelecek olan transfer tekliflerine göre sen artık tercihini yaparsın denildi. Ama görüldü ki Canini tarzı bir oyuncuyu da hani bu sezon izlediğimizde dünya piyasasında çok kolay bulamazsın. Bulsan da çok yüksek maliyetlerle ancak transfer edebilirsin.
Haliyle elinde böyle bir oyuncu varken, dolayısıyla Trabzonspor'un burada masaya oturması da çok doğru bir hamle. Bu hamleyi de işte bir şey dönüyor, iki ülke arasında diplomasiye taviz ver, taviz al gibi masada artık her şey. Ben Avusturya kampında sanki sonuçlanacağına dair bir hissiyatım var, onu söyleyeyim. Canan'ı da zaten kalmak istiyor ama fiyatta anlaştıkları anda zaten imzayı atacaktır oyuncu. Ben Abdullah Avcı'nın da ondan vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi takımda sırtı dönük oynayan çok iyi bir forvetiniz var. Yani santrafor, işte Cornelius var. Bir de yüzü dönük oynayabilecek bir oyuncuya aslında çok ihtiyaç var o bölgede. Oraya da bir transfer düşünüyor Trabzonspor. Baktığımızda hani 4 ya da 5 civarında yeni oyuncuya Trabzonspor kapılarını açacak gibi duruyor ama ilk sırada sağ stoper. Peki gideceklerle ilgili de tabii konuşalım. Takımda düşünülmüyormuş Flavio. Birkaç Süper Lig ekibiyle adı anılıyor. İşte Türkiye'den bazı takımlar var. Bir de Arap Yarımadası'ndan takımlar da var. Ankaragücü. Bunlardan bir tanesi Giresunspor. Bir de Arabistan'a gideceğiyle ilgili haberler var. Kamp kadrosuna alınmamıştı sanırım, değil mi? Hoca ne Evet. düşünüyor bu alakalı? Vallahi hoca Flavio'yu kadroda düşünmez zaten. Hani düşünse ilk kamp dönemine alırdı oyuncuyu ama Flavio zaten bir transfer yapar. Yani Trabzonspor standartlarında bir oyuncu değil Flavio ama hani o dönemin şartlarına göre alınabilecek oyunculardan bir tanesiydi. Çünkü hem ekonomik şartlar hem kulübün durumu dolayısıyla bu transferlerde daha uygun, daha cüzi maliyetlerde ama hiç olmazsa kendi bölgesini idare edebilecek, takıma da bir ölçüde katkı yapabilecek oyuncular tercih edildi. Ama şimdi dediğim gibi az önce bahsettim, profiller değişti artık. Trabzonspor başka bir yere doğru gidiyor, başka bir yere doğru kendini artık evrildi ve buradan Trabzonspor'un geriye dönmesi artık mümkün değil. Geriye döndüğü zaman yine eskiye dönecek ve yine bandı başa sarıp yeni şeyler denemeye başlayacak. Buna gerek yok. Şu anda elinde iyi bir teknik direktörü, iyi bir başkanı, iyi bir yönetim kurulu var. İyi de bir camia artık kendini toparladı ve o yeni döneme de kendini alıştırdığı için şu anda her şey güzel gidiyor. Dolayısıyla bunun içerisinde bu profildeki oyuncular bu saatten sonra olmaz. Flavio'ya yakın profilde şu anda oyuncular var mı Trabzonspor'un kadrosu? Var. Yani yok diyemem ben. İsim verip de edep yapmıyorum ama var, maalesef var. Orada da Flavio'ya çok haksızlık etmek istemem ama var. Mevcut kadroda da var. Koita keza Trabzonspor'un alıp sezon içerisinde bir 90 dakika dahi değerlendiremediği bir oyuncu. Keza Yunus Mallı, o da aynı şekilde. Yani bir türlü verim alınamadı. Orada bir Trondsen gerçeğimiz var. Baktığında hani ilk transfer döneminde çapraz koptu ve sakatlandı. Sezonu kapattı. Ve ondan da bir verim alamadı Trabzonspor. Şimdi bunları böyle sayarak üst üste koyduğunda Çiğdem, aşağı yukarı 7-8 milyon euroluk bir paradan bahsediyoruz. Bu korkunç bir rakam. Burada da bir mühendissizlik oluyor. Ama bu kadar doğrunun içerisinde bu kadar hatalar da oluyor. Ama bütçe anlamında dövizin bu kadar yukarıya çıktığı yerde sonuçta bu oyunculara siz euro ile maaş ödüyorsunuz, yabancı oyunculara. Halileri bütçeyi de zorluyor. Koyta'nın da ben bir transfer yapacağını düşünüyorum. Bir takıma gidebilir. Yunus Mallı'nın durumu ne olacak? Ona çok emin değilim. Yani Abdullah Avcı bir Dorukhan çıkartmaya çalıştı Yunus'tan ama bunu başaramadı. Bence başaramamasının en büyük nedenlerden bir tanesi de bence oyuncu sahayı artık istemiyordu. Bir anlamda da zoraki getirdi Trabzonspor. Hadi oğlum olur senden. Başarırsın ki Abdullah Avcı'nın da milli takımda oynattığı oyunculardan bir tanesiydi. Ama o dönemle bu dönem arasında farklılıklar var. Oyun değişti, oyuncular değişti, her şey değişti. Dolayısıyla hani Yunus oradan koptuğu için yeniden oraya motive olması bence çok zordu. Ama bunu Dorukhan'da muazzam bir şekilde başardı Abdullah Avcı. Parmakla gösterilebilecekler arasında ilk sıraya koyarım Dorukhan'ı. Ama Yunus'ta bu olmadı. Olmayınca da çok zorlamaya gerek yok. Trondsen de muhtemelen kendi ülkesinde bir takımla anlaşacağına dair haberler okuyoruz. Trabzonspor buraları azaltırsa yani hem elini transferde güçlendirecek yabancı transferinde hem de aynı zamanda bütçe oranında da biraz rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ben de şöyle sorulara bakıyorum da bir yandan hep konuştuğumuz aslında senin anlattığın detaylarla ilgili sorular da geliyordu. Çoğunu da zaten cevaplamış olduk. Var mı ekleme yapmak istediğin noktalar? Yavaş yavaş da vedalaşalım. Şöyle Çiğdem, tabii bu bir yol.
Yani siz bir yola çıktığınızda, yani bu senin için de benim için de geçerli. Hayat bu sonuçta. Biz de hayatımızda kendimize göre bir plan, bir organizasyon yapıyoruz. Zaman zaman bu planlarımız sekteye uğrayabiliyor ya da suya düşebiliyor. Ama ısrar etmek ve denemek lazım. Çünkü yaşayan bir organizmayız biz. Hayattayız, bir enerjimiz var. Ve bu enerjimiz bitmediği sürece, değil mi? Sen de çok çok böyle yurt dışı seyahati yapan bir arkadaşımızsın. Hani paylaştığında da görüyoruz. Dünyanın birçok yerinde yaşayan milyarlarca insanın bütün hayatı bu aslında. Orada gittin. Sadece profiller değişik. Şimdi bu Trabzonspor bir yola girmiş. Burayı biraz ısrarla söylemek istiyorum. Bu yolu doğru yürüdüğü sürece zaten başarılı olmaması mümkün değil. Bak 1,5 sezon sonra şampiyonluğu cebine koydu Trabzonspor. Neden? Çünkü önceden çok gereksiz konularla uğraştı. Çok böyle agresif işler oldu falan. Buralardan da dersler çıkarttı. Trabzonspor buraları bence iyi deneyimledi. Ve dedi ki eksik olan tek şey burada bir futbol aklı. Ve Abdullah Avcı, o da biraz gecikmeli geldi. Yani belki sezon başında gelseydi, ondan önceki sezon içinde başka şeyleri konuşuyor olabilecektik biz burada. Şimdi o doğruların üzerine yeni doğrular ekleyerek süreç devam ediyor. Biraz böyle ekonomik anlamda ve bütçe anlamında sıkıntılar yaşanıyor. Onu biliyoruz. Bunu her kulüp yaşıyor şu anda. Hem ülkenin durumu hem Avrupa piyasasındaki o oyuncu transferlerindeki o yüksek bonservis ve yüksek maaş istekleri biraz Trabzonspor'u zorlasa da bence hani oyun basit bir şey sevgili izleyiciler. Çok zorlamamak lazım. Yani zorlayıp da hata yapmamak lazım. Çünkü hata yaptığınız anda onun size maliyeti şu an için baktığınızda yani bonservisiyle alırsanız bonservisi, yüksek maaşıyla alırsanız yüksek maaşı size çok tehdit oluşturabilecek noktaya taşıyor. Kör göze parmak sokmadan bence biraz daha sabrederek o süreci Trabzonspor'un iyi bir şekilde yöneteceğini düşünüyorum. Ulaş, ben de çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Çiğdem. Seninle yayın yapmak güzel. Kendine çok iyi bak. Sen de öyle. Görüşmek üzere. Hoşça kal.